Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı dilerim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım kırmızı renk rüyasıyla karşınızdayım. Sık görülen sembollerden biridir arkadaşlar. Şimdi ilk önce bilmenizi istediğim şeyler var arkadaşlar. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, niteliğine göre, rüya akışına göre yani yanında başka hangi semboller vardı. Yani bunlara göre anlamlar değişir. Tek bir şekilde yorumlanmaz arkadaşlar. Yani Sembol sembol nasıl göründü? Örneğin şey mi gördün? Saç mı gördün? Uzun muydu? Kısa mıydı? Dalgalı mıydı? Kıvırcık mıydı? Hepsinin farklı anlamları vardır. En küçük sembol rüyanın anlamını değiştirir arkadaşlar. Şimdi kırmızı ben diyelim ki bardak gördüm. Peki bardak nasıldı? Kulpu var mıydı? Yok muydu? İçinde vişne suyu mu vardı? Yani soda mı vardı? Buna göre farklı anlamlar, rüyalar bir bütün halinde yorumlanır arkadaşlar. Başka sembol, başka sembole etki eder. Bunları bilmeniz lazım. Yani ben inek gördüm işte bereket, nasıl bir inek gördüm? Ayrıntılar en küçük sembol rüyanın anlamını baştan sona değiştirir. At gördün, nasıl bir at gördün? At murada kavuşmaktır genel anlamıyla. Ama siyah at kavuşamayacaksın demektir. Murad ettiğin şey olmayacak demektir. Siyah at böyle yani en küçük sembol semboldeki farklılık anlamı değiştiriyor arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi rüyada kırmızı renk. Yani örneğin arkadaşlar kırmızı gül görmek çok güzeldir. Evliliktir. İyi biriyle yani hoş biriyle, anlaştığın biriyle, sana iyi gelen biriyle evliliktir arkadaşlar. Güzel bir evlilik hayatı yaşamayı işaret eden bir semboldür arkadaşlar. Ama dikenleri çok olan bir gül görmüşseniz eğer hatta elinize baktığınızda görürsünüz. Hoşlandığınız biriyle evlenip hır gül içinde yaşamaya arkadaşlar. Yani bu evlenenlerin işte 8 sene 10 sene sevgili olup boşanan insanlar vardır bu hayatta. Neden böyle? Çünkü birbirlerini aynı evin içine girince tanıyorlar. Birbirlerini kasıyorlar arkadaşlar yani. Ta yani şey kasıyorlar, her yönünü göstermiyorlar. Hani buluşmalarda hatırlayın ya da dışarıdaki insanlar olduğu gibi davranan, evin içindeki gibi davranan insanlar var mı? Dışarıda farklı, evde farklı arkadaşlar. Yani konuşmalar bile çok fark ediyor. E, hanımefendi, beyefendi dediğin insanların ev halini görsen yani neler neler. İnsan yanıltan bir canlıdır. İnsan böyledir arkadaşlar. Yani en küçük sembol rüyanın anlamını değiştirir. Gül sembolü güzeldir ama çok dikenli bir gül sembolü. Evleneceksin ama hırgür içinde yaşayacaksın demektir. Sonrasında görmeseydim keşke onu. Hiç sevmeseydim. Nereden sevdim bu zalimi? Ara ara dolu kalbim yara vesaire. Böyle şarkılar, sözler vesaire. Ama ara gitmedi. Zeynep Bastık gitmedi oraya ya. Şimdi sevgili arkadaşlar. Kırmızı renk. Yani uyarıcı rüyalarda çok kullanılır bu şey sembol. Yani bir tehlikedir, bir şeydir arkadaşlar kırmızı renk. Boğulma sembolü gibi yani ciddiyeti alınacak, ciddi görünmesi gereken sembollerden biridir. Hani kısa rüya yorumları yaptım ondan şey uzunları çekiyorum daha iyi anlamanız lazım arkadaşlar. En küçük ayrıntı rüyanın anlamını baştan sonra değiştiriyor arkadaşlar. Örneğin kırmızı balonlarla yükseldiğini gördün. Arkadaşlar olmayacak tehlikeli işlere girdiğinize. Yani bu böyledir. Her tarafta çeşitli tehlikeler vardır. Her zaman için sizi aldatmaya, kandırmaya, sizden menfaatlenmeye çalışan insanlar vardır arkadaşlar. Geçen bir haber okudum canım sıkıldı. Bir tane emlakçı Suriyeli aileyi götürmüş arkadaşlar. Evi beğenmedik demişler. Beğenmeme gayet doğal. Bir halk şey parasını almış bir de dövmüş insanları. Yani her tarafta karşınıza çıkar tehlikeli insanlar var. Bu hayatta adım atarken bir cümle söylerken çok dikkatli olmanız lazım. Yer gök psikopat dolu arkadaşlar. Yani gerçekten yer gök arası çok değişik canlılarla dolu bir yer. Kırmızı renkte sık görülen sembollerden biridir. Şimdi rüyanızda gördüğünüz kırmızı elbiseli insanlar arkadaşlar. Tehlikeli kişiler midir? Tehlikeli kişilerdir arkadaşlar. Dikkatli olmanızı öğütler arkadaşlar rüyalar. Yani üzerinde kırmızı renkli elbiseli insanlar görüyorsanız hiç tanımadığınız kırmızı renk giymiş insanlar gördünüz arkadaşlar. Bu rüyayı ne zaman görürsünüz? Yeni bir ortama yeni bir işe başlayacağınızda orada size düşmanlık edecek, sizden faydalanmaya çalışacak insanları sembolize eder. Bir yerde işe girdiğinizde arkadaşlar size şöyle bir soru yöneltirler bak. Ben bu insanları hep tecrübe ettim. Buradan başka bir şey bir yer bulamadım mı der. Hani iyi bir iştir. İşi küçümsemeye kalkar arkadaşlar. Sizin ağzınızdan laf almak için. Valla burası benim için gayet iyi bir yer deyip geçin arkadaşlar. Çok dangalak insan var. Önüne geçilmez arkadaşlar bunların. Bunlar yani ölür. Bunların yerini alacak binler gelir. On binler gelir. Neler neler gördük arkadaşlar. Yani Yahu şu deprem geçen deprem olayında Allah tekrarını yaşatmasın yardım tırlarının önüne geçen insanlar gördük market yağmalayanlar gördük işte dalga geçenler gördük yani binlerce psikopatla beraber yaşamışız arkadaşlar hala da yaşıyoruz binlerce ya da milyonlarca nasıl insanlar var bilemiyorum yani insanın akıl sır erdiremiyor böyle şeyleri arkadaşlar. Evi kırmızıya boyamak arkadaşlar büyük ihtimal borçlandınız. Yani o sıkıntıyı yaşayacaksınız. Belli bir dönem arkadaşlar borçla idare edeceksiniz. E ne yapalım Selçuk evsiz mi kalalım eve borçlandık. Gayet mantıklı bir borçlanma arkadaşlar. Ev için borçlanılır. Çünkü de bu zamanda şimdi yani her taraftan ev sahibi kiracı haberleri videolarını gördüm. Adam küfür ediyor defol git evimden diye. O taraf haklı mı bu taraf haklı mı yorum yapamayacağım arkadaşlar ama yani kiraya da yüzde 300 zam yapılmaz. Yani ama şöyle şeyler de var. Tek geçim kaynağı evi olan insanlar da var mı? Var. Vallahi bilmiyorum. Allah herkese merhamet nasip etsin. İmkan nasip etsin. Keşke şey olsaydı. Herkesin zengin olacağı bir dünya olsaydı. Buna şey derler. Herkes hayatı 10 milyon dolarla başlasaydı fakir gene fakir olurdu. Çünkü fakir sadece harcamaya yönelik zengin sadece hem harcamaya hem paradan para kazanmaya yönelik diye böyle bir sav önerme vesaire hep konuşula gelmiştir arkadaşlar. Kırmızı sem semboller arkadaşlar. Hani kendi öznesinde örneğin gül kırmızıdır. Gayet güzel ama genellikle tehlikeyi, sıkıntıyı işaret eder. Yani annenizi, babanızı kırmızı giyinmiş görebilirsiniz. Bu hastalığa da işaret ediyor arkadaşlar. Onların yaşayacağı sıkıntı ya da onlarla yani düşman olabileceğinize de işaret ediyor. Ben hiç anlamam var ya bir insan annesiyle neden anlaşamaz? Yani anlaşamayan ben de yer yer zaman zaman anlaşamıyorum. Aradaki yaş farkı diyeceğim de yani bu kadar yakın olduğum bir insanla anlaşamaman hatta ayrı eve çıkanlar var. Yeter anne. Yani annelerin şöyle bir huyu var. Ne yaparsan yap beğendiremiyorsun kendini olmuyor kardeşim beğenmiyor ne yaparsan yap şimdi diğer şeylere bakalım arkadaşlar yani kırmızı elbise giydiğini görmen senin için tehlike arz edecek durumlara yani faize borç alabilirsin borcunu ödemeyebilirsin işten çıkabilirsin yani bu rüyanın verdiği mesaj şu attığın adımlara söylediğin sözlere dikkat et sıkıntı bulacak seni diyor arkadaşlar. Yani şimdi kendi öznesinde şeyler görmektedik ya. Örneğin biber arkadaşlar. Kırmızı biber gördünüz. Kırmızı biber yediğinizi gördünüz. Yani bu daha fazla sembole ihtiyaç duyulan şeylerdendir. İyiye de işaret eder, kötüye de işaret eder. Yani biber sembolü daha fazla şifa ile yani alakalı bir sembol oluyor. Tam olarak bunu yani diğer sembollere ihtiyacımız var arkadaşlar. Kırmızı ev görmek, kırmızı gül, gül görmek bunlar arkadaşlar işte anlattığım gibi. Başka da şimdi hangisini? Hmm. Çok sembol var ama yani kırmızı renkle ilgili şunu bilin arkadaşlar. Genellikle uyarı sembolüdür. Yani dikkatli olmanızı gerektiren semboldür. En çok böyle kırmızı elbiseyi şey de görebilirsin. Kendini kırmızı elbise giyip Boğaların sana saldırdığını da görebilirsin. Matador olduğunu da görebilirsin rüyada. Öyle bir film izlediysen ya da haberi denk geldiysen görülüyor arkadaşlar. Yani bu insanların sizde açık aradığına, sizi rezil etmek için uğraştıklarına, zarar görsün diye yani şöyle ruh hastaları var bu hayatta. Başına bir felaket gelse de gülsem diye bekleyen insanlar var arkadaşlar. Kendi bir zarar vermeye kalksa, tabii şey olacağını biliyor. Yani bir ceza alacağını biliyor. Kırmızı renkli şeyler arkadaşlar nesneler o kadar çok ki hani uzun daha uzun daha uzun rüyalarda yormam gerekiyor. Ama bunu bilin arkadaşlar. Tehlikenin sıkıntının alameti.